Hoş geldiniz sevgili dördüncü sınıflar. İşte fen bilimleri yazılı sorularıyla yeniden karşınızdayız. Özel istek üzerine bir arkadaşımız. Lütfen fen bilimleri yapar mısınız? Pazartesi sınavım var dedi. Hiç kırmadık. Hemen fen bilimleri son hazırlanan sınavı, web sitelerine en son yüklenen sınavı yapıyoruz. Ve bizi takip ederseniz siz de tabii ki 100 alacaksınız arkadaşlar. Evet, yazılıya başlarken adınızı yazmayı arkadaşlar lütfen ihmal etmeyiniz. Bakın biz de yazıyoruz. Rehberlik, servisi ve yazılı soruların. Birinci soru türümüz doğru yanlış arkadaşlar. Bakalım doğru yanlış sorumuz neymiş? Ses kirliliğini önlemek için yolların kenarlarında ses önleyen paneller konulmalı ve ağaç dikilmelidir. Evet, ses panelleri ve ağaçlar sesi engeller mi? Elbette ki engeller arkadaşlar. Sesin şiddetini azaltır. O halde buraya ne yazıyoruz? Doğru yazıyoruz. 2. Mikrofon ve megafon sesin şiddetini arttırır diyor. Peki bu doğru mu? Megafon ve mikrofon sesin şiddetini yükseltiyor mu? Evet arkadaşlar, bu da doğru. 3. Elektrik devresinin çalışması için anahtarın kapalı olması gerekir. Anahtar kapalı olursa mı çalışır, açık olursa mı çalışır arkadaşlar? Bakın size şöyle şunun anahtar olduğunu düşünün. Şöyle. Şurada bakın. Şurada anahtar açık arkadaşlar bu. Açık. Buna kapalı diyoruz. Hangisinde çalışır? Kapalı da mı çalışır? Açıkta mı çalışır? Gördüğünüz gibi kapalı da elektrik geçmez arkadaşlar. Bakın şurası boşluk. Ama açık olduğu için elektrik geçiyor ve çalışır. O halde kapalı da çalışmaz arkadaşlar. Yanlış diyoruz. Açık da çalışır gördüğünüz gibi. 4. Işık ve ses birer enerji midir arkadaşlar? Evet, ışık ve ses enerji midir? Mesela aşırı seste ses bombası patladığı zaman etraftaki bütün camlar yıkılır değil mi? O halde cam kırılıyorsa ses enerjidir demektir. Işık da enerjidir arkadaşlar. Doğru. 5. sorumuz. Bilinen en eski aydınlatma aracı ampuldür. Yoksa meşale midir? Tabii ki meşaledir arkadaşlar. Ampul değildir. O halde buraya kocaman bir yanlış yazıyoruz. Evet, doğru yanlış sorularımız bitti. Geçiyoruz. Sırada boşluk doldurma sorularımız var arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda kırmızı gördüğünüz kelimeleri uygun yerlere yazın diyor. Biz de yazalım bakalım. Birinci, sesin kaydedilip tekrar dinlenmesini sağlayan nokta nokta Thomas Edison tarafından bulunmuştur. Evet, sesi kaydeden ilk araç nedir arkadaşlar? Ve Thomas Edison tarafından icat edilen fonograftır değil mi sevgili gençler? Fonograf, evet, Thomas Edison tarafından ampulün vücudu aynı zamanda bulunmuştur. İkinci soru, ortamın büyüklüğüne göre ne yapılmalıdır arkadaşlar? Aydınlatma yapılmalıdır değil mi? Ortam küçükse ampulümüz, aydınlatmamız küçük, büyük ise fazla büyük olmalı. Ne yazılmış? Aydınlatma denilmiş. Evet. Aydınlatma ortamın büyüklüğüne göre yapılmalıdır. 3. Kalecinin üzerine gelen topa vurması kuvvetin ne etkisini gösterir arkadaşlar? Durdurma mı, yavaşlama mı, hızlama mı, yön değiştirme mi, sallanma mı? Hangisini? Tabii ki topa vurduğu zaman kaleci topun yönü değişir arkadaşlar. O halde ne diyoruz? Yön değiştirme etkisini gösterir. Yön değiştirme etkisini gösterir. Geçelim bir sonraki sorumuz. Birçok maddenin bir araya gelerek oluşturduğu maddelere biz ne adı veriyoruz sevgili gençler? Birden fazla madde bir araya karıştırdığımız zaman adı üstünde. Karışım diyoruz zaten değil mi? Karışım adı verilir. Hemen geçelim 5. sorumuza. Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere biz ne diyoruz arkadaşlar? Ses kirliliği değil mi? Ses kirliliği denir sevgili gençler. Hemen ikinci. Ha, bitmiş. Boşluk doldurma sorularımız da bitmiş. Sonraki dedim ama 5 taneymiş boşluk doldurma sorusu da arkadaşlar. O halde geçelim sırada. Test sorular var. Bir şey atlamadık değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane cevaplandırmışız. Hemen geçelim. O halde test sorularımıza sevgili gençler. Birinci test sorumuz bakalım bizden ne istiyor? Net kütlesi 4 kilogram olan baklavanın
tepsiyle beraber brüt kütle 5 kilogram. 100, 5 kilo 100 gram. Buna göre baklava tepsisinin darası. Baklava tepsisi boş haldeyken ne kadardır diyor arkadaşlar. Net kütle 4 kilogram. Baklavanın tepsiyle beraber brüt kütlesi 500. O halde baklava 4 kilogramsa 5.100'den 4'ü çıkarırsak geriye 1 kilo 100 gram kalır. Var mı arkadaşlar 1100 gram? A seçeneği değil mi? A seçeneğinde hemen 1100 gramımız var sevgili gençler. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet arkadaşlar 5100'den 4000'i çıkardığınız zaman 1100 kalır. İşlem yerimiz yok. Yer dar, onun için işlem yapmadım. Geçelim ikinci sorumuza. Çalışma masamızda ders çalışırken ışık nereden gelirse doğru olur. Evet arkadaşlar, sağ elimizle yazıyorsak sol arkadan, sol elimizle yazıyor isek de sağ arkadan gelmeli. Evet, genelde sağ elimizle yazdığımıza göre sol arkadan gelmeli. Var mı? Evet, doğru cevap ne arkadaşlar? D seçeneği, sol arkadan gelmelidir. Bir sonraki sorumuz 3. Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? Hangisi karışım? Bakır mı? Oksijen mi? Turşu mu? Demir mi karışımdır arkadaşlar? Tabii ki adı üstünde turşu, su, tuz, sirke, biber değil mi? Bir sürü şey var içerisinde. O halde turşu bir karışımdır. Dördüncü sorumuz. Sorumuz kaçtı? Geri getirelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarındandır? Doğal ses kaynakları ne demektir arkadaşlar? Kesinlikle insan eli değmemiş, doğada kendi başına var olan nesnelerden çıkan seslere biz doğal ses diyoruz. Bakalım yol yapım çalışmasındaki makina. Makina insan yapısıdır. Ondan çıkan ses yapay sestir. Olmaz. Onu hemen siliyoruz. Çizdik. Trafikteki arabaların korna sesi. Korna insan tarafından yapıldı. O halde yapaydır. Sildik. Okulda teneffüs için çalan müzik sesi. Müzik insanlar tarafından yapar. Yapaydır. Evde kafeste beslenen kuş. Kuş doğal bir varlıktır. Kuşun çıkardığı ses de nedir arkadaşlar? Doğal bir sestir. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim bir sonraki soru. Beşinci sorumuz, bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdaki ses teknolojileri ile ilgili araçlardan hangisinin kullanım zamanı diğerlerinden daha önce? Yani daha eskidir arkadaşlar. Hangisi daha eski? Gramofon mu? MP3 çalar mı? CD mi? Kaset mi? Burada en eski olan tabii ki gramofondur değil mi arkadaşlar? En eski olan gramofon. En yeni olan da bunların içinde ne var? MP3 çalar var arkadaşlar. Doğru cevap D. 6. Salonumuzun bir köşesinde televizyonun sesini salonun her yerine duyabiliriz. Evet doğru. Buna göre ses ile ilgili verilenlerden hangisi? Arkadaşlar ses dalgalar halinde ve her yöne yayılır. O halde doğru cevabımız öyle olacak. Ses her yöne dalgalar halinde yayılır. Hemen doğru cevap A seçeneğindeymiş arkadaşlar. A seçeneğini hemen işaretledik. Şöyle üstünü karalayalım. Doğru cevap. Her yöne ve dalgalar halinde yayılır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? Bakır mı? Oksijen mi? Turşu mu yoksa demir mi? Elbette ki az önce yine buna benzer bir soru vardı sanırım değil mi arkadaşlar? Turşu biberden oluşur. Salatalık, tuz, sirke, su. Bir sürü şey içine girer değil mi arkadaşlar? O halde biz turşuya ne diyoruz? Karışım diyoruz. Geçelim. Demir, oksijen ve bakır kesinlikle saf maddelerdir arkadaşlar. 8. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketici davranışı olamaz? Evet, bilinçli olan bir tüketici hangisini yapmaz? Bakalım. Daha az atık oluşturmaya özen gösterir. Evet, bu bilinçli bir tüketici davranışıdır. Kaynakları tasarruflu kullanır. Evet, bilinçli tüketici böyle yapar. İhtiyacı kadarını tüketir. Evet, kesinlikle ihtiyaçtan fazlasını tüketmez. Tüm atıkları çöpe atar. Hayır. Tüm atıkları çöpe atmaz. Geri dönüşüme gitmesi gerekenleri geri dönüşüme atar. Bilinçli bir tüketici bunu yapmaz arkadaşlar. Geri dönüşüm diye bir şey var. 9. sorumuz. Ekmekteki küfleri incelemek isteyen Şakir aşağıdakilerden hangisini kullanır? Küfleri neyle inceleriz arkadaşlar? Teleskopla mı? Steteskop ile mi? Dürbün ile mi? Yoksa mikroskop ile mi? Evet, teleskop uzay gözlemleri, steteskop doktorlar kullanır, hasta bakılır. Dürbün uzaklara bakılır dürbünle. Ama mikroskop küçük canlıları incelemek için kullanılan alettir. Laboratuvarlarda kullanılır değil mi? Özellikle biyoloji ve kimya laboratuvarlarında kullanılır. Doğru cevap D. 10. soru, bir elektrik devresi var bakalım. Basit elektrik devrelerinin hangilerinde ampul ışık vermez diyor.
Bakalım hangisi ışık vermez? Artı ve eksi kutup var. Anahtarı yok ama kablolar tam ve ampul var. Bu ışık verir arkadaşlar. Çünkü ışık vermesi için anahtara ihtiyacı yoktur kesinlikle. Bu doğru. B'ye bakalım. Gördüğünüz gibi anahtarı açık arkadaşlar. Anahtarı açık olduğu için elektrik geçiyor ampule ve bu ampulde ışık verir. Artı eksi kutup, kablolar kopuk değil. Geçelim C seçeneğine. Artıya takılmış her ikisi de. Eksi de bir kablo yok. Ve aynı zamanda elektrik düğmesi de kapalı arkadaşlar. Hem burada elektrik geçmez, hem burada elektrik geçmez. Kesinlikle bu ışık vermez. Geçelim. İki tane anahtar var. Anahtarların ikisi de açık. Artı ve eksi kutuplara takılmış. Bu da ışık verir. O halde hangisi ışık vermiyor? C seçeneği ışık vermez. Çok güzel bir soru. Geçelim 11. sorumuza. Yukarıdaki hal değişimi örnekleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tereyağının sıvı hale gelmesine ne denir arkadaşlar? Erime. Askıdaki çamaşırların kuruması da buharlaşmadır. Erime ve buharlaşma olacak. Donma buharlaşma hayır. Erime donma hayır. Erime buharlaşma evet. Buharlaşma erime hayır. Doğru cevap C seçeneği sevgili gençler. 12 aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulmamızı istiyor. Proteinler yapıcı onarıcı. Evet doğru. Karbonhidratlar evet en önce enerji verenlerdir. Vitaminler enerji. Vitaminler enerji verici değil arkadaşlar. Düzenleyicidir değil mi? Olmadı. Mineraller düzenleyici. Evet. Doğru cevap C vitaminler enerji verici değil. Genelde düzenleyicilerdir. Ya da yapıcı onarıcı da olabilirler. Bir kısmı doğru cevap C seçeneği. Hemen geçiyoruz 13. sorumuzu. Mıknatıs tarafından çekilmeyen suda yüzer ama suyu emmez. Mıknatıs çekilmez, suda yüzer, suyu emmez. Bu plastik olsa gerek. Taş hayır, kağıt havlu hayır. Boş plastik şişe, evet plastik. Doğru cevap plastik arkadaşlar. Suda yüzer, mıknatıs çekmez. Değil mi? Mıknatıs tarafından çekilmez, suyu emmez. Evet, boş plastik şişe. Geçelim 14. sorumuza sevgili gençler. Aydınlatma araçlarının tarihi gelişimi hangi şıkta doğru verilmiştir? Tarihi gelişim ne demektir? En eskiden yeniye doğru. Meşale, mum, ampul, floresan. Bu sanırım doğru. Şuna bir artı koyalım. Floresan, ampul, mum, hayır. Ampul, floresan, halojen lamba, mum, hayır. Gaz lambası, meşale, hayır. Doğru cevap A seçeneği. Meşale en öncedir, mum ondan sonradır. Ampul ve floresan doğru bir sıralamadır. 15. Aşağıdaki atıklardan hangisi doğada parçalanmadan ne diyor? Yüzyıllarca kalır. Evet doğada parçalanmadan doğaya çok fazla zarar veren hangisidir diyor. En fazla zarar veren yüzyıllar kalanı bulalım. Kağıt atıklar ömrü kısadır arkadaşlar. Hemen doğaya karışır. Bitkisel atıklar bunlar da çok çabuk doğaya karışır. Meyve kabukları kesinlikle doğaya çok hızlı karışır. Ama plastik atıklar yüzlerce 200-250 yıllık bir ömrü vardır arkadaşlar. Doğaya çok zarar verir ve çok uzun yıllar gerekiyor. Evet sevgili gençler son sorumuza geldik. Son sorumuzu cevaplamadan önce ricamız lütfen abone olun. Videolarımızı beğenin ve yorum kısmında isteklerinizi yazınız. 16. Kumun içindeki demir tozunu ayırmak için hangi yöntem kullanılır? Mıknatıslama, süzme ile mi, eleme ile mi yoksa buharlaştırma ile mi? Tabii ki demir tozu mıknatıs tarafından çekildiği için, kum da mıknatıs tarafından çekilmediği için mıknatısla çok kolayca birbirinden ayırabiliriz. O halde doğru cevabımız A seçeneği olacak. Sevgili gençler sınav burada bitti. Umarım bir faydamız olmuştur. Videolar kısmında 4. sınıflara ait tüm derslerin onlarca videosu var. Hepsini izleyin arkadaşlar. Siz de bizi izleyen arkadaşlarınız gibi yüz alın ve yorum kısmında bize teşekkürlerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, başarıyla kalın, bizimle kalın sevgili gençler.